kadar acılardan bahsettik. Evet güzel ama kendimizi de aşırı bir şekilde yargılamamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz kendimizi küçücük bir toz haline bile getirebilecek kadar haşim ve gaddar davranabiliyoruz kendimize. Bir kere bunu bir fark etmemiz lazım. Yani ben evet pozitif ve yapıcı yargılamak diye bir bakış da var. Yaptığın şeyi bir gözden geçirmek. Ben şimdi doğru bir şeyler mi yaptım yoksa saçmaladım mı? Yani bu sağlıklı bir yargılama. Ama yargılarımızı başkalarında gördüklerimizle kıyaslayarak yaparsak o zaman farklı bir dinamik oluşuyor. Biz orada tamamen kendimizi kaybediyoruz. Mesela bize bugüne kadar dayatılmış bir moda anlayışı. İşte bu dönem şunlar giyilecek. Saç böyle yapılacak. Daha genç gözükmeliyim. Daha şöyle yapmalıyım. İşte onda var, bende niye yok gibi kıyaslamalara girdiğimiz anda bu bir çark gibi dönüyor ve bizim başımızı döndürüyor ve biz tamamen kendimizle olan bağı koparıyoruz. Kıyaslama bizim için çok büyük toksik bir madde. Sen çünkü eşsizsin. Her birimizin içinde Mevlana'nın da dediği gibi ilahinin bir nefesi var. Bu nefes hepimizde aynı ama ayrı. Ben bu hikayemle arkamda atalarımdan gelen bütün hikayelerle doğduğum ailenin dinamiğiyle yaşadığım, doğduğum ülkenin bana verdikleriyle bir deneyim yaşıyorum. Ve bu çok eşsiz. Bu tek bir parça. Senin hayatın da aynı. Bunu bir kere anlamalısın. Ve her sabah aynaya baktığında günaydın, seni seviyorum diyebilecek kadar kendinle bağlantıda olabilmelisin. Gözünün içine bak. Bir bak. Bak bakalım onun içine neler var. İlk defa yaptığımda gözlerim dolmuştu ve hüngür hüngür ağlamıştım. Çünkü böyle bir ya bu nasıl bir şey? Evet ya bu benim demeyi ilk gördüğümde böyle bir garip bir şey yaşamıştım. Ve hani hakikaten kendini bir dengeden çıkaran bir deneyimdi. Sonra bir sürü deneyim demeyeceğim, derslerde, eğitimlerde bazı çalışmalar vardı. İşte kendime aynalara bir sürü yazılar asmıştım, unutuyordum çünkü. Ve orada şunu söylüyordum, evet sen değerlisin, sen güçlüsün ve sen yeterlisin. Devamlı bizim etraftan aldım, ay işte yapamıyor, edemiyor. Bu beceremiyor gibi bir durumumuz var ve ne oluyor biliyor musun? Sen onu alıyorsun ve onu kişileştirmeye başlıyorsun. Halbuki inanılmaz bir cevher var içeride ve ben bile farkında değilim. Benim için çok uzun zaman aldı. Bu yaşa gelip bundan sonra cevherimi görmek ne kadar acı bir şey değil mi? Halbuki gençlikte 20'lerinde, 30'larında, 40'larında bunu fark etmek nasıl bir potansiyele sahip olduğunu ortaya çıkarır. Çünkü bu bir tek seninle olan ilişkin değil. İkili kadın erkek ilişkilerindeki kaliteyi değiştirecek. Yaptığın işle ilgili kaliteni değiştirecek. Eğer anne ve babaysan onlara verdiklerinin kalitesini değiştirecek. Onlarla olan diyaloğunu, ilişkini değiştirecek. Ay, muhteşem değil mi? Ve biz her birimiz bunu yaptığımız zaman bu dünyayla olan ilişkimiz de değişecek. Çünkü biz şu anda hor kullanıyoruz. İnanılmaz içine ediyoruz. Bunu fark ettiğinizde evet hepimiz eşsiziz ama hepimiz aynı kaynaktanız. Hepimiz biriz. Ve ben sana baktığımda beni, sen bana baktığında da seni görebilecek seviyeye geleceğiz. O zaman işte muhteşem bir hayatın içinde beraber olacağız. Hepimize bunu niyet ediyorum.